Yani. La sefa merveden mesaj gibi Allah'ım ya Rabbi. Vallahi gel arayayım dedim. Allah kendisini görmüyor. Evet sevgili izleyenler, Sparta Spor, Ferik Spor karşılaşmasının ikinci yarısı başladı. Sparta Spor gördüğümüz kadarıyla oyuncu değişikliğine gitmedi. Serik Spor'da ise bakıyoruz. 39 numaralı Rauf oyunda. Serik Spor'da tek değişiklik sanırım. Güven. Deniz Boztepe. Taç pembe şillerin. Deniz Boztepe kullanacak. İkinci yarı az önce başladı sevgili izleyenler. Enes yerde kaldı. Erdoğan'ın yaptığı hareket sonrasında. Deniz. Emre Bozatlı yerde kaldı. Erdi Taşkent'te ikinci yarı oyuna girenler arasında Serik Spor'da. Mehmet Kaya. Değişikliği Serik Spor'da ikinci yarıda oyunda kalanlar. Ahmet Teker, Güven Güneri ve Erdal. Serik neredeyse ikinci yarıya sil baştan bir kartoyla çıktı. Sparta Spor faul atışını kullanacak. Deniz Boztepe topun gerisinde. Erdi Taşkent ve Mehmet Kaya'yı da Serik Spor'un bal kadrosundan yer alan isimler ve profesyonel ligde de devam ediyor. Mehmet Kaya Serik Spor'un takım kaptanı ikinci yarıda. Efşan kullandı serbest atışı arka direğe doğru. O noktada bir karambol. Serik Spor savunması uzaklaştırdı. Sertaç topu Taç'a gönderdi. Taç pembe şillerin. Karşılaşmanın 49. dakikası. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Sparta Serik Spor karşılaşmasında. İlyas. Burak. Kalecisi Ayhan'a döndü. Ayhan. Güven'in presi vardı o noktada. Timircan indirdi. Enes İlhan'a doğru. Ancak o noktada Erdal topu Taç'a gönderdi ve faulledi. Timurcan'ın yaptığı harekete Sertaç yerde Serik Spor'da. Hakem sağlık görevlerini oyun alanına davet etti. Özellikle Sparta Spor ileri noktada çoğalamıyor ve gol yollarında pembe şilli taraftarlar bir golcü transferi istiyor. Gökhan Demir. Kadroda isimler arasında yer yok. İsmi yok. Bu arada Sparta Spor'da kaleci Ayhan yerini Özcan'a bırakıyor. Özcan Bozan
Karşılaşmanın 50. dakikasında oyuna giriyor. Kaleci Ayhan ve Özcan'a pembeşilli taraftarların alkışları, sevgi gösterisinde bulunduğu taraftarlar. Erdi. Erdal oynadı. Erdal. Mehmet Kaya. İkinci yarıda Serik Spor'da Burçin de oyunda. Burçin Yüksel ve Serik Spor serbest atışını kullandı. Mehmet Kaya. Serik Spor ikinci yarıda farklı bir 11'de, birkaç oyuncu haricinde neredeyse kadro değişti. Teknik sorumlu Mehmet Şansal. Sertaç. Sertaç'tan önce Deniz araya girdi. Deniz kendini yere bıraktı. Genç Deniz. Deniz Boztepe'de bundan bir ay önce evlendi. Dünya evine girdi. Geçtiğimiz yılda Isparta'nın kadrosunda bulunan futbolcuya ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Güven. Güven'den önce Mustafa Kurcan, o noktada nefes aldırmadı Güven'e. Hakan Çorlak'tan nefis bir pas. Enes. 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 Emre Boz attı, vurdu. Ve son anda Burçin'in kafası top kornere. Isparta Spor karşılaşmanın 52. dakikasında gole çok yaklaştı. Ve pembe şimdi taraftarların bu dakikada coşkusu görülmeye değer. Isparta Atatürk Stadı'nda Isparta tezahüratları. Emre Bozatlı köşeyi denedi ancak o noktada Burçin gol izin vermedi. Isparta Burak'la net bir gol pozisyonundan da yararlanamadı ve teknik sorumlu Selik Spor teknik sorumlusu Mehmet Şansal ayağa kalktı. Serik Spor'lu oyunculara maça kendinizi verin dercesine ayağı top oynamaları istedi. Mehmet Kaya, Emre Bozatlı. Timur o noktada Serik Spor'lu. Enes. Erdal o noktada Enes'le. Enes yerde kaldı. Hakem devam dedi. Erdal Pekdemir, Mehmet Kaya. Serik Spor takım kaptanı. Serik'in evladı Mehmet Kaya. Mehmet Kaya, Emre Spor. Serik Spor şampiyonlukları. Gittiği takımlarda şampiyonluk yaşamış ve deneyimli bir isim. Serik'te de çok seviliyor Mehmet Kaya. Isparta'da da Emre Spor'da başarılı işler yapmıştı Mehmet Kaya. Erdal Burçin'le oynadı. Burçin o noktada Sertaç'la paslaştı. Tekrar Mehmet Kaya. Sertaç, Güven Güner'e. O noktada Timurcan'ın baskısı var. Erdi. Erdi. Emre Bozatlı. Ve faul dedi. Teknik sorumlu Tarık Söyleyici. Maçın başından bu yana bir an olsun oturmadı sürekli. Ayakta ve bir hali de heyecanlı. Isparta Spor'un 1990-91-99-2000 sezonlarında şampiyonluk yaşamış bir isim. Antalya Spor
Nazilli Spor Kemer ve Akdeniz takımlarında başarılı olmuş bir isim. Yıllar sonra memleketin takımında görev aldı. Isparta Spor'da Emin Can oyuna girecek. Karşılaşmanın 56. dakikasında oyunun durmasını bekliyor Emin Can. Karşılaşmada henüz gol yok. Isparta'da, Isparta Atatürk Stadı'nda Isparta 0, Serik 0. Sevgili izleyenler, karşılaşmayı 3000 dolayında futbol sever izliyor ve Cuma günü de Adana'nın Kozan takımıyla, 3. ligdeki takımıyla Isparta'nın bir özel maçı daha olacak derken Serik Spor Güven Güner'i ile net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Karşılaşmanın 56. dakikasında Deniz Boztepe, Emre Bozatlı, Enes İlhan'ın Mehmet Kaya'ya baskısı var. Ancak Mehmet Kaya kalecisi Orkun'a döndü. Mehmet Kaya. Sertaç. Ahmet Teker. O noktada Efşan'ın baskısı vardı. Haleci. Orkun. Erdal Pekdemir'le oynadı. Erdal Pekdemir'den pas hatası, Timurcan araya girdi. Isparta Spor'da Deniz Boztepe, orada güzel bir hareket Deniz Boztepe'den. Bu harekete alkış aldı. Taç, pembe işinlerin ve Emin Can Konuk oyuna giriyor Isparta'da. Karşılaşmanın 57. dakikasında Deniz Boztepe alkışlarla oyun alanında dışına gitti. Yerini Emin Can'a bıraktı. Tavas'tan transferi pembe filerin. Geçtiğimiz yılda Deniz pembe filer takımı formasını giymişti. Emin Can Konuk. Topla ilk buluştuğu an Mustafa Kurcan. Kalecisi Özcan Bozan'a döndü. Ve Özcan Bozan da Isparta'da 3. sezonu. Özcan Isparta'da 3 dönemdir forma giyiyor ve Isparta'da da oldukça seviliyor. Geçtiğimiz yılda büyük fedakarlık yapan isimlerden bir tanesi Özcan Bozan. Emre Bozatlı, Isparta, Emin Can paslaşması. Mehmet Arı, Mehmet Arı Efşan'a doğru gönderdi. Mehmet Arı bugün orta alanda, zaman zaman da kanatlarda etkili olmaya çalıştı. Gurbetçi oyuncu Şakir Karaçlı. Tekrar Mehmet Arı, Mehmet Arı o noktada iki serikli karşıladı. Sertaç'a nefis bir çalım. O noktada Enes'ten önce serik savunması araya girdi. Sinan, pardon, Erdi ve Spartalı futbolcuların bir mücadelesi alkış aldı. Karşılaşmanın 60. dakikasında Emre Bozatlı, Emre Bozatlı, Isparta, Mehmet Arı yerde kaldı. Bak, korner dedi maçın hakemi Berkan Çetin, Isparta bölgesinden. Geçtiğimiz yıl bölgesel amatör ligde görev yapan genç Berkan Çetin, gelecek vaat eden bir hakem ve klasmanda da Merkez Hakem Kurulu'nun gelecek vaat ettiği ve güvendiği isimlerden bir tanesi. Henüz 19 yaşında Berkan Çetin.
Korner atışında Burak vurdu. Erdi çizgiden çıkardı. Çelik Spor savunması bugün bir Erdi bir Burçin. Bu dakikalarda üst üste Sparta Spor atağı. Burak'ın vuruşunda Erdi çizgiden çıkardı topu. Onun öncesinde Burçin çıkarmıştı. Spartalı futbol severler artık gol bekliyor. Serik Spor karşısında. Serik Spor. Erdi'ye. Emincan Konuk kullanacak taş atışını. Pembe Şililer'de. Ve Sparta Spor'da Mehmet Arı alkışlarla yerini Ahmet Aydın'a bıraktı. Karşılaşmanın 62. dakikası Mehmet Arı alkışlar eşliğinde. Ve bu arada Sparta Spor'da yerde kalan isim Mustafa Kurcan. Emincan. Mustafa Kurcan kalecisi Özcan Bozan'a döndü. Nefis bir pas Burak'tan. Efşan Burçin karşıladı Burçin. Ancak taç Serik Spor'un. Serik Spor'da Erdal. Karşılaşmanın 63. dakikası. Henüz gol yok Isparta'da. Erdi güvene doğru ancak Mustafa Kurcan araya girdi ve Emincan'dan taca çıktı. Erdi kullanacak taç atışını Serik Spor'da. Erdal. Savunmaya döndü. Mehmet Kaya. Erdal. Ahmet Teker'e doğru. Ancak Sparta Spor lehine faul dedi. Karşılaşmada 64. dakika. Henüz gol yok Sparta'da. Yayını yeni açan izleyicilerimiz için aktarıyorum. Kaleci Özcan. Mustafa Kurcan'la oynadı. Tekrar Burak. Çengelköy'den transferi Pembeşillerin Efşan. Enes yerde kaldı ancak hakem devam dedi pozisyonda. Tekrar Efşan. Efşan topu oyun alanında tutmayı başardı. Ve sol kanattan takımın atağı çıkardı. O noktada Enes İlhan Yüksel. Sol çaprazda Enes pasını da verdi. Timurcan. Timurcan vurdu ve top az farkla yandan avuta çıktı. Isparta Spor'la karşılaşmanın 65. dakikasında Timurcan'la gole çok yaklaştı sevgili izleyenler. Top kaleyi tutmuş olmuş olsaydı kaleci Orkun o noktaya hareketlenmemişti bile. En son güvenden çıktı dedi maçın hakemi.
Emre Bozatlı. Isparta Spor'da iki değişiklik birden olacak. Isparta Spor yine %100'lük bir net gol pozisyonundan yararlanamadı bu dakikada. Bu dakikada Pembeşilli taraftarların yoğun desteği var. Tezahüratlar sizlere kadar geliyordur. Sevgili izleyenler, Isparta'da Efşan bu pozisyon sonrasında dedi değişikliği. Korner atışı sonrasında Efşan kullanacak korner atışını. Yeni sezon olduğu için bazı isimleri sizlere yanlış aktarabiliriz. Forma numaralarıyla isimleri uyuşmuyor Isparta'da. Bazı numaralar yok. Sezon hazırlığı olduğu için kadroda bazı isimlere de forma sıralaması yapıyorken eksik veya fazla yazılmış olabiliyor. Evet, Efşan Geçkin alkışlar eşliğinde karşılaşmanın 67. dakikasında Isparta ekibinde yerini Umut Efşan'a büyük destek Isparta'da ve 65 dakikalık bölümde Efşan güven verdi diyebiliriz. Alper Enes de oyuna girecek. Emre Spor'dan Alper'i Emre Spor'dan tanıyacağız. Geçtiğimiz yıl Emre Spor forması giymişti genç Alper. Ve bu arada da maçın hakemi su molası verdi. Biz yukarıda olduğumuz için üşüyoruz ama aşağıda futbolcular bir hayli terliyor sanırım. Burada bulunan arkadaşımız Okan üşüyorum diyor. Necati de birlikte maçı takip ediyoruz. İlyas Faruk da karşılaşmanın 68. dakikasında kenara alındı ve diğer oyunculara şans veriyor teknik patron Tarık Söyleyici. Ve Isparta'da bu sezon yardımcılıklarını ise Gökhan Çelebi, Hüseyin Rusku, Umutcan Yüksel yapıyor. Ve masörlüğü Erhan Coşkun yapıyor Isparta ekibinde. Erdi. Topu ayağından açtı ama tekrar erdi de. Emincan araya girdi. Güven'in presi var. Emincan topu riske atmadı ve taca gönderdi. Isparta ekibinde de ikinci yarıda 4-5 değişiklik oldu. Ve Enes erdi. Erdal yerde kaldı. Enes'in yaptığı faul sonrasında Erdal Pekdemir. Serik Spor kenar heyeti bu pozisyonda maçın hakemine bir serzenişi var. Serik Spor kenar heyeti bu pozisyonda itiraz etti. Mustafa Kurcan araya girdi ve taç Serik Spor'un. Karşılaşmanın 70. dakikası Isparta Atatürk Stadı'nda henüz gol yok. Isparta Serik Spor karşılaşmasında Erdal'ın pası kısa düştü. Ancak o noktada Burçin araya girdi ve tekrar Enes İlhan. Isparta Emre Bozatlı.
Emre Bozatlı, Sparta sağ kanattan Emre Bozatlı ile Erdin'in yaptığı hareket sonrasında Emre Bozatlı yerde kaldı. Ve faul dedi. Sparta'da bir oyuncu değişikliği daha olacak. Oyunun durması halinde Timurcan ve Emincan. Timurcan topun gerisinde serbest atışını kullanacak. Selik Spor teknik sorumlusu, teknik direktör Mehmet Şansal da futbolcularını uyarıyor. Timurcan kullandı ancak Selik Spor kademesi araya girdi derken top taca çıktı. Berkant Çetin karşılaşmanın hakemi oyuncu değişikliğine izin verdi. Ve Burak Büyükkaya Spartalı Spor'un Çengelköy'den transferi. Genç Burak bugün çok çalıştı. Ve Sparta taraftarı bugün her çıkan oyuncuyu alkışlar eşliğinde destekliyor. Sparta Spor ileri noktada. Tabii Selik Spor 3. lig ekibi ve bu sezonda yine zirveye oynayan bir ekip. Selik Spor'da bugün Sparta karşısında çok net gol pozisyonuna girmedi. Her iki takımında biraz net pozisyonu vardı. İki de Sparta'nın çizgiden çıkan pozisyonunu sayarsak Burçin ve Erdin'in pozisyonları. Karşılaşmanın 56. ve 52. dakikasında Sparta o dakikalarda gole çok yaklaşmıştı. Şu anda karşılaşmanın 73. dakikası, henüz gol yok Sparta'da ve 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Gece maçında özel karşılaşmada Sparta Selik dostluk maçında şu ana kadar da çok büyük bir gerginlik olmadı ve küfürlü tezahürat da duymadık. Maç sonuna kadar da dostluk içerisinde bunun geçmesini, sporun dostluk, kardeşlik ve centilmenlik olduğunu hatırlatırız ve böyle de devam etmesini dileriz. Erdi yerde kaldı o pozisyonda. Emin Can arkadaşından özür diledi. Selik Spor'da oyun durması halinde bir oyuncu değişikliği daha olacak. 54 numaralı oyuncu arka direkte Güven Güner'i bir an kendini unutturdu ancak kaleci Özcan gole izin vermedi. Selik Spor bu dakikada net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Korner atışı kullandı Selik Spor. Kaleci Özcan Bozan kalesinde dikkatli. Bekletmeden Emircan'la oynadı. Sparta Spor sağ kanattan. Umut. Emre Bozatlı topu ayağından fazla açtı ve avuç. Ve oyuncu değişikliğine izin verdi. Karşılaşmanın hakemi Berkan Çetin, Güven Güner'i oyun alanını terk ediyor. Attığı jenerik gollerle ve
gol krallığında, bölgesel amatör ligde bütün takımların takibinde olan bir isim Güven Güner'i tekrar Serik Spor'a döndü ve 3. Lig'e, Profesyonel Lig'e geri döndü. Güven Güner'i Fenerbahçe altyapısından yetişen bir isim. Yıllarca profesyonellik hayatından sonra bölgesel amatör ligde de zaman zaman kanatta, zaman zaman da santrafor mevkilerinde etkili bir isim. Bir dönem Sparta'nın da gündemindeydi. Başarılı santrafor Güven Güner'i. Serik Spor o noktada Emincan baskı yapmıştı. Erdi yetişemedi o noktada. Taç Sparta Spor'un Umut savunmaya döndü. Ahmet Aydın, kaleci Özcan ve Mustafa Kurcan. Mustafa Kurcan. O noktada Umut ancak Serik Spor'da kaldı top. Orta alanda arkana yapılan hareket faul dedi. Sparta Spor kullanacak serbest atışı. Karşılaşmanın 77. dakikası. Henüz gol yok Sparta'da. Özel karşılaşma arkadaşlar. Maçı yeni açanlar için aktarıyorum. Henüz gol yok. Sparta Spor, Serik Spor karşılaşmasında. Ahmet Teker'e yapılan hareket faul dedi. Maçın hakemi Berkan Çetin. Serik Spor Mehmet Kaya kullanacak serbest atışı. Mehmet Kaya bekletmeden kullandı. Burçin. Burçin. Mehmet Kaya. Mehmet Kaya. Ahmet Teker'e doğru gönderdi ancak offside dedi. Tufan Selvi'nin uyarısıyla maçın hakemi. Sparta Spor'da oyuncu değişiklikleri devam ediyor. Maç sonra bir oyuncu daha oyuna girecek. Karşılaşmanın 80. dakikası artık. Henüz gol yok Sparta'da. Teknik direktör Tarık Söreci bütün oyuncularına da şans veriyor bu karşılaşmada hemen hemen. 3-4 oyuncu dışında şu ana kadar hemen hemen bütün oyuncular sahaya ayak bastı. Serik Spor'da da teknik sorumlu Mehmet Şansal da her iki yarıya neredeyse farklı 11 ile çıktı diyebiliriz. Enes İlhan Yüksel. Güzel bir çalım. Ancak o noktada Burçin faul yaptı ve Sparta Spor Hakan Çorlak oyun alanına alkışlar eşliğinde geliyor. Celtic Hürriyet Spor'dan transferi Ben Beşiller'in. Hakan şampiyonluk yaşayan bir isim. Celtic'te Gümüşhane temsilcisi. Mustafa Kurcan. Umut Enes'e doğru gönderdi ancak kademeye Burçin girdi Serik Spor'da. Burçin topu tacağı attı. Umut
ve genç Erdem ve Utku da Spartalı yayın alanında az sonra oyuna girecekler. Karşılaşmanın 82. dakikası. Oyun su molası dışında çok durmadı sevgili izleyenler. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Serik Sporlu futbolcudan Taner'den top çıktı. Kafa vuruşunda korneri kullanacak Isparta Spor. Karşılaşmanın 81. dakikası. Emincan'dan kötü bir vuruş. Top avuta çıktı. Artık futbolcularda yoğun antrenman programından bir ayda etkilenmiş gözüküyorlar. Günde çift idman. Her iki takım da günde çift idman yapıyor. Sparta'da üç gün sonra da Adana Kozan'la bir maç daha oynayacak. Kendisiler. Sert bir hareket. Serik Spor'da Burçin. Hakem uyardı. Serik Sporlu Burçin'i. Isparta Spor'da Erdem Çetiner hazırlanıyor. Emre Bozatlı da kenara gelen bir diğer isim. Alkışlar eşliğinde kenara geldi. Yerini gençlerden Petiner'e bıraktı. Sokespor'dan transferi ve doğrudan avuta çıktı serbest atışta. Emre Bozatlı Sokespor'la özleşmiş bir isim. 3-4 yıldır Söke forması giyiyordu. Ve bu sezon Sparta ile anlaştı Emre Bozatlı ve geçtiğimiz yıl Sparta Söke taraftarları arasında güzel bir dostluk, güzel bir kardeşlik vardı. Söke ve taraftarları Helboş ve 32 Gençlik taraftar grupları arasında ve her iki karşılaşmada dostça geçmişti. Evet, Enes İlhan Yüksel ayakta kalamadı 3 oyuncu arasında. Görüyorsunuz müthiş bir mücadele ve sahada koşmayan oyuncu yok diyebiliriz. Bir aylı sahada sadece gol yok sevgili izleyenler. Mücadele ve teknik anlamda bugün güzel jenerik hareketlerde izledik. Özellikle ilk yarıda Sparta Spor'un transferi Mehmet Arı bilekleri hakimleriyle ve teknik kapasitesiyle göz doldurdu. Zaman zaman kanatta ve orta alanda Sparta Spor'a büyük katkı sağlayacağı aşikar. Kaç Serik Spor'un sevgili izleyenler. Karşılaşmanın 86. dakikası. Sparta Atatürk Stadı'nda henüz gol yok. Sparta 0, Serik 0 sevgili izleyenler. Erdal Erdi ile oynadı Serik Spor'da.
O noktada Emincan adeta bir duvar ördü. Tekrar Serik Spor'da kaldı top. Burçin. O noktada Serik Spor'da Enes'ten nefis bir vücut çalımı izlemiştik. Mehmet Kaya, Erdal. Sparta Spor'da genç Yaşar da oyuna girecek. Yaşar Aslan, Sparta altyapısından yetişen, sanırım 17 yaşında. Gelecek vaat edilen bir isim. Genç Yaşar ve genç Utku ile birlikte oyun durduğu takdirde oyuna girecekler. Artık karşılaşmada son anlar ve o değişiklikler yapılıyor. Genç Yaşar ve Utku oyuna giriyor. Karşılaşmanın 87. dakikasında Enes İlhan Yüksel ve Timurcan alkışlarla Sparta taraftarı iki oyuncuyu da alkışlayarak gönderdi. Maçın başından bu yana da Sparta'da futbol severler takımlarını son ana kadar desteklediler ve faul dedi maçın hakemi. Top durmasını istedi hakem. Tek serbest atış kullanacak Sparta. Mustafa Kurca. Utku. Erdi. O noktada Yasin'in presi var. Yasin'in yaptığı harekete faul dedi. Yasin topla buluşur buluşmaz. Erdi. Genç Yaşar'a tepki gösterdi. Bir anda yaptığı hareket sonrasında Sparta Spor sol kanattan Umut'la atak hazırlığında. Yaşar ayakta kalamadı, genç Yaşar ve kaleci Orkun'a geldi top. Erdal Pekdemir, Serik Spor ve tecrübeli isim Erdal. Ahmet Teker o noktada. Umut Aygün'ün presi vardı. Ahmet Teker'e. Evet sevgili izleyenler, artık 90. dakika, uzatma dakikaları az sonra gösterilecek ve henüz gol yok. Gol sesi çıkmadı Sparta'da. Sparta Spor, Serik Spor karşılaşmasında topa bastı ve rakibine ayağına bastı genç futbolcu Serkan Doğan. Evet sevgili izleyenler, bugün Sparta'da futbol severler karşılaşmaya özellikle maç başladıktan sonra doldurmaya başladılar. Yaklaşık 3000 liraya futbol sever bugün takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşmayı TMM Başkan Vekili Sayın Süreyya Sadi Bilgiç ve Sparta AK Parti Milletvekili Sayın Mehmet Uğur Göktöz, Genel Meclis Başkanı Serkan Keskin, Askeri Erkan, Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, daire müdürleri ve futbol severler de izledi. Serik Sporlu yöneticiler de karşılaşmayı takip edenler arasında. Sparta'da bugün
iki Akdeniz takımının karşılaşmasında özel maçta artık 90. dakika. Mustafa Kurcan bu noktada Ahmet Teker'e derken ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Özel maçta Sparta'da gece karşılaşmasında Sparta 0, Selikspor 0 ve karşılaşmada Spartalı futbol severler takımlarını tribünlere çağırdı. Ve karşılaşmada şu anda protokol üyeleri ve stadı terk ediyor. Taraftarlar da terk ediyor. Mutlu akşamlar. Sporla kalın. Hoşça kalın diyorum.